Bebeğin. Keşke bir haber verseydin. Birine bir şey mi oldu? Kızım konuşsana. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bebeğim ne oldu? Niye geldin? Konuş, bir şey söyle yavrum. Niye geldiğimi biliyorum. Ama ne diyeceğimi bilmiyorum. Bu raporu elime tutuşturduklarında... ne hissedeceğimi bilemediğim gibi. Bu raporda bir çocuğunuz olabilir ama babanız öldü yazıyor. Sen ne hissederdin baba? Ben senin kızınım, kızın. Ben senin kızınım. Gözlerimin içine bak. Ben senin kızınım ya. En zor zamanlarımda sana sığındım babamsın diye. Bir insanın zor zamanında birisine sığınması sen ne kadar zor bir şey biliyor musun? Bir insan en zor zamanında babasına sırtını yaslayamayacaksa, ona güvenemezse bu hayatta başka kime güvenebilir ki ya? Niye en sonunda bu saçma sapan tam deyimler neden doğru çıkıyor ya baba? Tamam. Bir insan bunu kızına nasıl yapar ya? Hadi kızını geçtim. Bir insan bunu bir insana nasıl yapar? Bir hayvana, bir canlıya. Bu saf bir kötülük ya. Bu kadar kötülüğü nasıl yapar ya bir insan? Bu bir kötülük falan değil. Ben sana kötülük yapmadım kızım. Ben bunu senin iyiliğin için yaptım. O mafya bozultusundan bir an önce kurtul. İngiltere'ye git. Kendine yepyeni bir yaşam kur diye yaptım. Ben senin babanım kızım. Öyle mi? Saçmalama, acayip acayip hareketler. Ben komik bir şey söylemiyorum. Sen hiç merak etme. Ben kendime yeni bir hayat kurarım ya. Demek yeni bir hayat kurmamı istedin ha? Demek benim iyi olmamı istedin. Bunca yıldır ben bunu nasıl yaptıysam şimdi de öyle yaparım baba. Kuracağım hayatımı da. Sen merak etme. Sen bunları düşünme. Tamam mı? Ne var kızım? Ergün hocam, Sağlık Bakanlığı'ndan yetkililer geldi. Aa, bakın şu işe. Bugün başka birisi daha yeni bir hayat kuruyor kendine. Ergün Bey, kurucu ortağı olduğunuz hastanenizin çalışma faaliyetleri bugünden itibaren bakanlığın vermiş olduğu kararla geçici olarak durdurulmuştur. Denetim raporu ve karar belgesi burada. Kayıt olmayan hastalar adına reçete düzenlemek, hasta yatış sürelerini fazladan göstermek, hasta tetkik sonuçlarıyla oynamak. Değil mi? Baba. O zaman sana yeni kuracağın hayatında başarılar diliyorum. Kusura bakmayın lütfen. Küçük bir baba kız meselesi diyelim. Siz devam edebilirsiniz. Hoşça kal. Baba.